Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bölümü restart edebilme kabiliyetini oyuna ekleyeceğiz. Yani R'ye bastığımızda bölüm tekrar başlayacak. Burada amacım oyuncu oyunu kazandığında veya kaybettiğinde yeni level'ı load edebilmek. Yani her bölümü tekrar tekrar oluşturabilmek. Bu dersimizde şimdilik bir tuşa atacağız bunu. Yani denemek ve görmek için. Sonradan bunu level mekaniğine işte oyuncu kaybettiğinde veya kazandığında bölümü bir sonraki level'a geçmesi için o level mekaniğinin içine yedireceğiz şimdilik o restart mantığını yazalım beraber. Bunu bir kere öncelikle zaten Game Director'da hatırlarsınız daha önce de bunu konuşmuştuk. Game Director restart level metoduyla restart level manager ve restart enemy manager diye emirler yolluyordu. Ben şimdilik R'ye bastım da Game Director'ın içine yazacağım bunu. Restart level ...metodunu çalıştırmak istiyorum. Yani şurada daha önce yazmış olduğumuz... ...Game Director kodunun içindeyim gördüğünüz gibi. Restart Level'ı çalıştırmak istiyorum. Bunu... ...daha önceden biliyorsunuz Update'in içine yazabiliriz değil mi? If diyorum eğer... ...input nokta... Get key ...keycode nokta... r dersek yani R'ye bastığımızda... ...Restart Level'ı çalıştır dedim. Gördüğünüz gibi Update'in içinde eğer yani dinle update her zaman kodları, klavyeyi veya inputları R tuşuna diyelim basıldığında ve get key down dediğim için ilk basıldığında bir kere çalışma, bir kere mouse çalışacak biliyorsunuz. Restart level'ı çalıştır demiş olduk. Direkt deneyelim. Tabii aslında bir sürü altta bir şeyler yapmamız lazım. Yani bir sürü değil, bir iki tane. ama hemen çalışmayacak tabii ki. Play yani doğru çalışmayacak en azından play'e bastım. Bakın rastgele en düşmanları oluşturdu. R'ye bastım. Bakın bir tur daha rastgele 5 tane düşman oluşturdu. Bir önceki turdaki düşmanları silmedi gördüğünüz gibi. Yani ben bölümü komple yeniden başlamasını istiyordum. O her R'ye bastığımda 5 tane daha düşman oluşturuyor. Aslında şu an restart level değil start level yapıyor yani anlayacağınız üzere. Değil mi? Çünkü biz restart level'da bakın level manager'a restart level demiştik. Bu ne yapıyordu bakalım? E, activate door kapıyı e, kapının yerini ayarlıyordu bizim için ve randomized door position kapının pozisyonunu ayarlıyordu yine bizim için. Bu arada activate doğru set active false demişiz. Burada bir isim hatası var şimdi fark ettim. Burayı control rr diyerek deactivate diyelim değil mi? Çünkü deactivate doğru diyorum. Yani aslında set active false yapıyor çünkü. Neyse kapının pozisyonunu rastgeleleştiriyor. Kapatıyor kapıyı. Yani gö görsel olarak kapatıyor. Geri geleyim game director'a. Restart enemy manager'ı da çağırıyoruz. Orada da ne yapıyor? Delete enemies ve generate enemies diyor. Ama delete enemies'i diyor ama yapmıyor. Çünkü içinde bir şey yazmadık değil mi? Dolayısıyla eğer bu generate enemies metodunu sadece çalıştırırsa R'ye bastığımda sürekli 5 tane yeni düşman oluşturuyor. O zaman gelin enemies diye bir listemiz vardı ve biz bu düşmanları zaten bu listede tutuyorduk. Gelin delete enemies'in içini dolduralım. Nasıl dolduracağım? Diyeceğim ki bakın çok basit. For each For each bir yine bir döngü. For gibi bir döngü. Ne işe yarıyor? Bir listenin içindeki bütün elemanlar için dönüyorsunuz. Aslında daha önce bakın aşağıda stop enemies de kullanmışız zaten. For each dedim. Ve içine dolduruyorum bakın. Diyorum ki var enemy in enemies. Yani enemy ya da e diyeyim daha kolay olsun. Var e in enemies. Yani enemies listesinde dön ve her elemanı e olarak bana al. Ben bunun içine e nokta bir şey bir şey diyebileyim yani. Şunu diyeceğim. Destroy. Destroy. Yok etmek için bir objeyi bunu yapıyoruz. E nokta game object diyorum. Yani E'nin NM'i e, temsil eden E'nin game objesini yani sahnede bulunan Unity'de yaşayan objesini yok et demiş oluyorum. Fakat bu yetmeyecek. Çünkü listenin içindeki elemanı yok ediyor ama listenin içinde o elemanı hala e, bulmaya çalışıyor. Yani listeden onu silmedik değil mi? Listeden onu çıkarmadık. Şu an eğer mesela yine bir play'e basayım. Hani bu hatayı bir kereye mansuz yapalım. Sonra bunu bir daha yapmamanız için e, o önlemini de göstereyim. Enem Manager'a geldim bakın. Enem listesi dolu. R'ye bastığımda bunların hepsini yok edip yeni 5 düşman oluşturacak. Ama listeyi temizlemediğimiz için bakın R'ye basayım. Gördüğünüz gibi o 5 düşman e. destroy e. game object dediğimiz için yok oldu. Yeni 5 düşman oluştu ama listeye bakıyorum. Bakın eski 5 eleman missing olarak duruyor. Yeni 5 tane daha eleman ekledi liste. Yani şu an enemies listesi 10 elemanlı ama 5'ini bulamıyor çünkü yok oldu onlar. Bir daha R'ye basarsam bu sefer artık hata alacağım bakın R'ye basayım tekrar. Çünkü a, diyecek ki bana enemi listesindeki işte ilk elemanı yok etmeye çalıştığında e, o eleman missing yani o eleman zaten yok edildi. Dolayısıyla bir daha yok edemem diyecek. Peki bunu yani çok basit bir çözüm var. Geldim enemies.clear nokta clear diyorum. Bu şu anlama geliyor. Enemi listesini temizle yani hepsini yok et ve listeyi de temizle. Böylece o listeyi de sıfırlamış olacağım. Tekrar play'e basayım, tekrar görelim bunu. Bakın R'ye ba şimdi R'ye bastığında enemy listesine bakın. Gördüğünüz gibi yeni 5 düşman oluştu ve o eski missing'ler yok. Çünkü o missing'leri de temizledi, clear etti ve tekrar 5 düşman oluşturdu. Artık bakın her R'ye bastığımda yeni unique bir levella karşı karşıyayım, değil mi? Nasıl kaçacağımı buradan e, kapının da pozisyonu değiştiği için en iyi taktiğin ne olduğunu hesaplamam gerekiyor ve e, bu şekilde artık kaçabilirim. Tamam, restart'ta hani enemeleri yok edip şimdi tekrar oluşturmayı gördük ama mesela elmanın pozisyonu da hep aynı. Onu da rastgeleleştirebiliriz, değil mi? Aslında biz daha önce enemi de yaptığımız prefab olarak oluşturup işte enemi menajera bir enemi prefab olarak atamıştık bunu hatırlarsanız. Bu şekilde aynı mantıkla bu elmayı da apple'ı da bir prefab olarak oluşturup level manager'ın içinde bir Apple prefab olarak koyup level manager'da bunun pozisyonunu rastgeleleştirebilirim. Gelin yapalım bunu da. Hem de bir egzersiz olmuş olsun. Yani gördüğünüz gibi bu bir design pattern yine. Yani sıklıkla kullanacağınız bir tasarım mantığı. Dolayısıyla bir daha bir tekrar etmiş olalım. iyi olacaktır. Geldim Collectibles'ın içinde Collectible 1 diye bir objem var bakın. Ee, üzerinde bir box collider'ım varmış. İşte mesh render'ım varmış. Ben genelde biliyorsunuz ki daha önce de Enemy'de de yaptığımız gibi ben bu şeyleri ayırmayı seviyorum. Yani ile objenin kendi objesi ayrı olsun istiyorum. Dolayısıyla sağ klik create empty deyip collectible prefab diye yeni bir obje oluşturacağım. Ve bu collectible 1'i bunun içine atacağım. Collectible 1'in de adını collectible yapalım. Bir orada anlamsız olmuş. Üstüne bir rigid body atalım ki kendi şeyini bilsin. Kendi alt eğer rigid body atarsanız alttaki bütün collider'ları bu üstteki objeye aitmiş gibi tutabiliyorsunuz. Tag'i de collectible'dı. Onun ebeveyninin de tag'ini collectible yapalım. Objenin fizikle hareket etmesini istemediğim için freeze position ve freeze rotation'larını da işaretliyorum. Yani burada yer çekiminden işte dışarı force'lardan falan etkilenmeyecek objemiz. Ee, bakalım zaten trigger'dı diye hatırlıyorum. Aynen yani zaten bir şey şu an çarpamaz ona. Kolaydır değil çünkü trigger. Biliyorsunuz trigger da obje başka bir objeyle bunun çarpışmasına imkan yok. Sadece iç içe girdiklerinde bir tetikleme yapmasına imkan var. Dolayısıyla bu şekilde düşünebiliriz. Peki Prefabs klasörüne sağ create folder diyerek yeni bir folder oluşturuyorum. Adını collectible koydum. İçine bu collectible prefabini sürükleyip bıraktım ve buradan sildim. Böylece artık level manager'ın içine bunu atabilirim ve level manager bunu rastgele bir yerde oluşturabilir. Restart level'a da bunu yazarım. Restart level'da hani create apple derim veya create collectible derim. Hatta diyelim. Doğru deactivate etti. Randomize doğru position yaptı. Sonra da create collectible desin ve bu toplanabilen objeyi bir yerde oluştursun. Biliyorsunuz ki onun aşağıda metodunu otomatik olarak oluşturmak için alt enter enter diyorum. Böylece bakın altta yeni bir create collectible diye bir metod oluşuyor. Şimdi bunun içine prefab'i buraya tanıtmaya ihtiyacım var. Dolayısıyla public game object collectible prefab isminde bir game object oluşturuyorum. Aşağıya create collectible'ın içine de bu arada daha öncekinde generate enemy izlemişiz. Bunda da generate collectible diyelim. Aynı dille devam edelim. Daha iyi olur. Peki o zaman var new collectible eşittir instantiate collectible prefab dedim. new collectible dot transform dot eşittir. Bir ona bakalım. Mesela şimdi aşağıya geldim. Oyuna geldim daha doğrusu. Diyelim ki ben bunu yani şimdi elimle oluşturacağım ama prosedürel olarak oluşturuyormuşuz gibi hayal edelim. Bakın koydum sahneye. Yani öncelikle bir kere bunların pozisyonlarını da birbirine göre sıfırlamam lazım. Şu an collectible'ın kendi pozisyonu da sıfırda değil. İçindeki collectible objesi de sıfırda değil. Bunu bir sileyim. Collectible prefabine çift tıklayayım. Şuradan pozisyonunu sıfırlıyorum öncelikle. Sonra da collectible objesine gidip yani altındaki objeyi seçip onun da pozisyonunu sıfırlıyorum. F'ye bastım zoomlayabilmek için. Yarısı aşağıda olduğu için bir tek Y'de 0.5'e alıyorum her zaman yaptığım gibi. Böylece hani objenin prefab'in kendisiyle objenin kendisi aynı pozisyonda. Yani farklı yerlere koyma yanlışlıkla gibi bir durumumuz olmaz. Bunu hallettim. Save ettim. Şimdi e, sanki elimle koyuyormuşum. Yani daha doğrusu dediğim gibi sanki prosedür olarak oluşuyormuşum gibi ama elimle koydum. Hani fikre bir bakalım. Yani aslında ne yapıyor bizim kodumuz? O restart'ta bunu hakikaten oluşturuyor bu şekilde. Sonra gidiyor bunun pozisyonuna karar veriyor değil mi? Bakın nereye koysam mantıklı görünüyor. Atıyorum yukarıda bakın Z'de 11'deyim. X ekseninde de yine eksi 2.5 ile 2.5 arasında bir yere koyabilirim sanki. Tamam yani dolayısıyla şu rayı okumak için bunu buraya aldım. Şimdi bunu buradan sildim. Geri geldim ve dedim ki new vektör 3 0 0 0 diye başladım. Yani 3 tane vektör koyacağım diye hatırlamak için Z'de 11 aldım. Yani 11'deydi çünkü. X'de de Yine random nokta range dedim ve eksi iki buçuk f ile iki buçuk f arasına bunu yerleştirdim. Bunu daha önce enemi de yaptığımız için enem manager'da pardon şurayı yaptığımız için hatırlarsanız bu şekilde aynısını yapmış oluyorum. Ha diyeceksiniz ki hocam burada niye daha önceden böyle bir var enemy expose işte böyle bir başka bir değişken oluştuk buraya koyduk. Yani bu satır çok uzamasın diye yaptım. Aslında çok özel bir sebebi yoktu. Hatta şimdi fark ediyorum ki şunu alıp şuraya koysak çok daha mantıklı olur değil mi? Yani o iki satırı boşuna yazmışız. Burada hani böyle bir dışarıda oluşturmuşum. Burada da level manager'ın içinde de direkt o satırın içine yazdım. Yani fark etmez. Bunu yine siz de yukarıda oluşturup yazabilirsiniz bu arada. Sorun değil. Peki o zaman bir de gelelim. Public list game object. Yani bir game object listesi oluşturalım. Collectibles diyelim ismine de. Collectibles'ları bunun içine atacağım. O zaman altına da ne diyebilirim? Collectibles.add New Collectible. Böylece artık bu listeye bunu da atamış oldum. E biz zaten şeyden enemiden bildiğimiz için aslında hiç çok uzun uzun düşünmemize gerek olmadan şunu da yapabiliriz. Yani deneyip deneyip test edip yanılmadan önce şunu da yapabiliriz. Önce yani restart level hatta önce bir yanılalım hadi yine. restart level'da elmayı yok etmeyip tekrar restart ettiğimde ikinci bir elma oluşturacak değil mi? İkinci bir collectible oluşturacak. Halbuki ben elmayı her sefer yok et yani delete collectible sonra tekrar generate collectible istiyorum. E, öncelikle bir hata aldım bakın. Unassigned Reference Exception. Benim klasik e, unuttuğum şey. Level Manager'a Collectible Prefab'ini tanıtmamışım. Geldim bakın. Bunu buraya tanıtıyorum öncelikle. Tekrar Play'e bastım. Şimdi artık Z'de 11'de, X'de de rastgele bir pozisyonda Collectible'ın çıkmasını bekliyorum. R'ye bastığımda dediğim gibi bakın. Bir önceki Collectible'u yok etmeden yeni bir Collectible oluşturdu. Bir daha basayım, bir daha basayım. Yani böylece sürekli yeni Collectible'lar oluşturuyor gördüğünüz gibi. Bunu engellemek için... Ne yapacağım? Geleceğim. Delete collectible diye. Önce bunu sil diyeceğim. Hatta delete collectibles diyelim isterseniz. Birden fazla varsa onları da silsin. Yine for each aynı daha önce yaptığımı yapıyorum. Game object collectible in collectibles. Hatta yine bunu daha kısa olsun diye game object j in collectibles diyorum. Destroy C# dat, game object. Bu sefer game object dememe gerek yok çünkü game object tipinde yaptık bu objeyi. Dolayısıyla hani destroy C# demem yeterli. Yani zaten game object tipi. Yani onun game objectine ulaşmama gerek yok. Ama yine C# dot, game object dersem hata alır mıyım? Almam. Hani aklım, e, gerek yok sadece. Bunu neden yine de koyacağım biliyor musunuz? Aslında bana bir uyarı da veriyor ya. Zaten game object indirection is redundant. Yani şunu koyman anlamsız gereksiz diyor. Ama şöyle bir enteresan bir şey var. Muhtemelen bunu daha sonra Collectible isminde bir script olarak buraya tanıtacağız ve o scripti muhtemelen öldürmemiz gerekecek. Dolayısıyla en de sonunda bunu yapmamız gerekecek ama şimdilik hani o da uyardı diye <laughs> sileyim oradan dedim. Bir de hatırlarsanız bu da yine enemide yaptığımız gibi collectible nokta clear diyorum ki o listeyi de full temizleyeyim. Tamam delete collectibles, generate collectible. Hatta bunu da o zaman birden fazla olabilecekse Generate Collectibles olarak yeniden isimlendirdim. Unutmayın bir şeyi yeniden isimlendirirken kontrol rye diyorum. Yani gidip buraya da, tak diye s'yi koymuyorum. Yani şöyle işte atıyorum şöyle yaptığınızda hata alacaksınız. Çünkü öyle bir metod yok aşağıda. Ama kontrol rr derseniz artık hani ikisini birden isimlendiriyordu. Dolayısıyla istediğiniz şekilde isimlendirebilirsiniz. Peki şimdi play'e basayım. Artık collectible'ımın da yeri rastgele çıkacak. Enemilerimin de yeri rastgele çıkacak. R'ye basıyorum bakın her level'da gördüğünüz gibi bir rastgelelik oluşturabiliyorum. Tabii bu rastgelelik de uzun bir gameplay time istiyorsanız yani bu çok kısa belki eski hyper casual oyunlar için bile bence yeterli değil ama yine de daha uzun bir play time istiyorsanız, daha farklı durumlarla oyuncuyu karşı karşıya bırakmak istiyorsanız tabii ki bölümü de biraz daha yani map'i de biraz daha jenerik, prosedürel hale getirmemiz gerekebilir. Dolayısıyla belki onlara da bu serinin ilerisinde bakarız. Şimdilik hani biraz daha basit tabii. Yani şey çok sınırlı. Oyuncunun oynama stili çok sınırlı. Aklıma şey geldi. Belki mesela kapıyı yukarı veya aşağı rastgele, yanlara rastgele koyabiliriz. Ve collectible'ın da sırasını enemilerle karıştırabiliriz. Yani mesela collectible biraz daha aşağıda, enemi biraz daha yukarıda olsa böylece hani her durumda kapıyı gördüğü anda hızlıca karar gerekebilir adamın. Farklı durumlarla karşılaşabilir. Neyse şimdilik burada tutalım. Aynen süper. Hala bir heyecanı var tabi oyunu. Çünkü hani o sıyrılacağım mı sürekli onu hesaplamanız gerekiyor. düşmanları fake atabiliyorsunuz falan. Dolayısıyla aslında tatlı bir tarafı da var. Peki artık collectible'ımız da e, enemiler gibi rastgele çıkıyor. Ama birkaç şey daha eklememiz lazım. Restart level a. aslında tam bir restart level mantığı oluşturmamız için. Mesela şöyle bir şey eklememiz lazım. Oyuncunun da pozisyonunu resetlememiz lazım değil mi? Şu an bakın play e bastığımda biraz ilerleyeyim. R'ye basayım. Oyuncu hala olduğu yerde olmaya devam ediyor. Yani bölümü buradan başlamasını istiyorum oyuncunun ama e, şu an bakın burada kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu özelliği de eklememiz eklemek istiyorum. Player'ın içine de o zaman bir tane şey yapabilirim değil mi? public void restart player diye bir metod oluşturabilirim. Böylece restart player'ın içine restart player'ı da yine game director'daki restart level'da çağırabilirim. Bakın geldim buraya. Game director player'ı tanımıyor. Tanıyor mu? Tanımıyormuş. O zaman public player player diye tanıştırdım ve dedim ki restart level'da player nokta restart player dedim. Kendisine de gittim bu metodun içine. F12 ile bu arada gidiyorum. Yani seçtiğim metodun içine tanıtıldığı yere gitmek için F12'yi kullanıyorum. Burada transform.position eşittir vektör 3 nokta 0 diyebilirim. Hatta sanki rb dat desem yani rigid body'nin pozisyonunu sıfırlasam daha mantıklı olacak. Çünkü oyuncuyu rigid body ile hareket ettirmiştik. Dolayısıyla RB nokta pozisyonuna e, oyuncunun pozisyonunu sıfırlıyorum. Şimdi restart player'ı da artık çağırdığım için. Bakın game director'ın içinde player objesini buraya tanıtalım. Şimdi artık hareket ettiğimde ve R'ye bastığımda bakın oyuncu da artık sıfıra sıfır noktasına geri geliyor. Her sefer R'ye basıyorum bu arada bu restart'ı yapmak için hatırlatayım. Gördüğünüz gibi bunu da ayarlamış olduk. Bir iki tane daha ayarlamamız gereken şey var. Play'e bastım bakın. Player rigid body'sini henüz tanımadan restart etmeye çalışıyor. Bakın start'ta bunu atmışız ya. Hani daha önce konuşmuştuk. Her objede start'ı kullanmak istemiyoruz. Start'ı neredeyse bir tek game director'da kullanmak istiyoruz. Çünkü hangisinin start'ın önce çalıştığına dair bir şeyimiz yok. Bir kılavuzumuz yok elimizde. Dolayısıyla game director'ın restart level'ı önce çalışırsa player'dan rigid body'yi bakın almadan, esayn etmeden Rigid body'nin pozisyonunu sıfırlamaya çalışıyor. Hatayı o yüzden veriyor bize. O zaman şunu buradan alın. Restart player'da rigid Body'ye tanıtalım. Böylece şu start'ı da silebiliriz. Böylece artık hani önce rigid body'yi tanıtıp sonra pozisyonu set ettiğine emin olabiliriz. Şimdi tekrar play'e basarsam o hatayı almadığımı bir göreyim önce. Evet bakın artık tekrar play'e basayım. Evet o hatayı görmüyorum. Bir iki tane daha şey yapmamız lazım. Mesela enemy eğer biliyorsunuz update'de player is apple collected ise player'ı takip ediyordu ya. Player'a gelelim. O zaman şu restart player'dan çünkü bölüme yeniden başladığımda is apple collected bulunun false olmasını bekliyorum değil mi? Aslında oyun yeni başladı. Is apple collected false olacak burada. Dolayısıyla düşmanlar yani eğer bunu koymazsak bakın bir sileyim bunu. Yani comment out ettim bakın. Geçici olarak işlevsiz kıldım. Oyuna başladım. Şimdi gidiyorum bakın ve elmayı topluyorum. Şimdi R'ye bastığımda bakın is Apple collected the false yapmadığım için e, enemiler üstüme gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla bunu da restart level'da muhakkak söylememiz gerekiyor ki enemiler bizi takip etmesin oyun yeniden başlayında. E, unutmayın bunu yani sadece kendim R'ye basıp bölümleri restart etmek için yapmıyorum. Yani bu oyuncu oyunu kazandığında veya kaybettiğinde de bu metodu çağıracağım. Dolayısıyla bu restart'ı tamamen çalışır hale getirmeye çalışıyorum aslında şu an. Diyelim ki R'ye bastım bakın tamam enemiler artık beni takip etmiyor. Ee, bir enteresan bir şey daha fark ettim bir hatada. Ee, bu objeler iç içe girdiğinde player'ın set active false olmasını bekliyordum. Bakalım oradaki sorun neymiş. Geldim on trigger enter enemy compare tag enemy de set active false. Acaba şu enemy prefab'inde Tagleri mi ayarlamadım diye düşünüyorum. Evet bakın tag'leri untag'de olarak ayarlanmış. Dolayısıyla ikisini de seçip bunların ikisini de enemy tag'iyle belirliyorum ki e, o çarpışmada e, oyuncu da game object set active false olsun. Aynen tamam. Bakın ha son bir şey daha yapmamız gerektiğini fark ettim. Gördüğünüz gibi şimdi oyuncu set active false oldu. Yani ö, oyunu kaybettim. Bölümü kaybettim ve bölümü restart ettim. Player objesi gözükmüyor. Aslında oyuncu objesini seçersek oyuncu objesi orada fakat set aktif e, true'sunu yapmamışız değil mi? Dolayısıyla bu objeyi gelin önce o zaman bakın burada her şeyi ayarlamadan önce restart player'da game object set aktif true diyorum. Yani önce restart'ta önce oyuncunun şeyini aç, aktifliğini aç, sonra rigid body'sini al. Hatta rigid Evet sonra rigid body'sini al bu sıra daha iyi. Sonra rigid body'nin pozisyonunu ayarlan. Sonra da elmayı topladın sorusunun cevabını false yap. Böylece artık yani her şeyi restartlamış oldum. Zaten dikkat ederseniz bakın bu design pattern hepsinde aynı. Yani enemy manager restart enemy manager neleri sıfırlamak gerekiyorsa hepsini sıfırlıyorum. Player, restart player neleri sıfırlamak gerekiyorsa bölümün başına her şeyi sıfırlıyorum. Level manager'da da aynı şekilde neleri sıfırlamam gerekiyorsa her şeyi sıfırlıyorum. Şimdi artık mesela bakın yanıldım. Yani yenildim pardon. Yandım bu bölümde. R'ye bastım. Evet bakın artık enemi e, player'ımız sıfıra sıfır pozisyonuna aktif bir şekilde geri geliyor. Evet şimdi elmayı topladım. Bir plan yapmam lazım. Ah, şura, şunu biraz daha çekmek istedim ki şuradan kaçayım diye ama olmadı. R'ye basayım tekrar. Sağ köşeye çekeceğim onları. Tamam şimdi sağ soldan kolayca kaçabilirim. E bu arada son bir şey daha e, enteresan bir şey daha göstermek istiyorum bu dersi bitirmeden önce. Enemy Manager'ın içinde generate enemies'de enemy count'u sabit tuttuk ya şu an 5 tane düşman var. 5 tane her zaman 5 düşman oluşturuyor. Aslında bunu da rastgeleleştirebilirsiniz. Mesela public int yerine public vector 2 koyalım buraya enemy count için. Yani enemy count'un Max ve min değerlerini koyalım. Rastgele bir sayı uydursun aralarında. Mesela atıyorum 1 ile 5 arasında 1 ile 6 arasında düşman oluştur bize desek. O zaman ona göre bir şey alabiliriz. Şurada var. Random. Random enemy count eşittir. Random nokta range. UnityEngine.random.range e, ne ile ne arasında olsun enemy count nokta x enemy count nokta y arasında bir bana bir sayı uydur desem e, bunu da bu arada tabii integer olarak buraya vermem gerekiyor dolayısıyla şu random enemy count'u buradan alıp şuraya yapıştırsam bir hata alacak mıyım tamam almıyormuşum iyi yani bana dedim ki şu iki değer girebildiğim vektör 2 tipinde bir değişken oluştur dedim. Editörde bunu değiştirebileyim. Atıyorum buna şunu diyeceğim. 1 ile 3 arasında, 1 ile 5 arasında, 1 ile 10 arasında bana düşman oluştur. O da rastgele bu aralıkta bir sayı belirleyecek ve o sayı da bana düşman oluşturacak. Dolayısıyla geldim. Enemy Manager'a geldim. Bakın Enemy Count'u 1 ile 5 arasında 1 ile 5 arasında oluştur dedim şimdilik. 1 ile 5 olsun. Daha şu an çünkü 5'i aşarsak enteresan sayıda düşman görebiliriz. Dolayısıyla hani bakın her R'ye bastığımda gördüğünüz gibi 5 de olabiliyor. Demin 2 de olabilmişti. 3 olabiliyor. Her R'ye bastığımda enemi sayısı da değişiyor. Böylece daha da enteresanlaştırabilirim aslında bölümü. Değil mi? Hiçbir zaman 1 olmuyor. Acaba şurayı 0 yapasam daha mı doğru olur. Sıfır enemi olması gerçi olabilir sonuçta. Hani ilk bölümde en azından değil mi? Ha, yani tamam şimdi bir enemi oluyor. Tamam hiçbir zaman sıfır enemi olmuyor ona baktım da. Şu an bir sorun görmüyorum. Ee, her bölüm oynanabilir gibi görünüyor. Değil mi? Evet bakın çektim düşmanları bu tarafa. Bir diğer tarafından sıyrıldım. Genelde takdim belli. Hani çok fazla strateji yapamıyorum ama kapının yerini falan değiştirirsek belki veya farklı tip düşmanlar oluşturmak da aslında enteresan olabilir. Bir de bu shift'e biraz sınır koymak iyi olacak. Hani o zaman biraz daha oyun heyecanlı bir hale gelecek. Peki teşekkür ederim arkadaşlar için. Bir sonraki derste düşmanların iç içe girmesi olayını engelleyeceğim. Yani düşmanlara bir kolaydır, e, kolijim vereceğim. Dolayısıyla birbirlerinin içine girmeyecekler. Böylece daha da gerçekçi, daha da doğru bir halde yapmış olacağız oyunu. Unity canlı dersimiz başladı. Ocak ayında ilk dersimiz başlıyor. Açık ilk yorumdaki linke tıklayarak bu konuda bilgi alabilirsiniz. Eğer videomuzu faydalı bulduysanız like butonuna basın, subscribe butonuyla kanalımıza yazılabilirsiniz ve abone ol butonuyla bana bir kahve ısmarlayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.